dear 9th grade students, and welcome to our English class. My name is Büşra Nacar, and in this team we will study together. Today we are going to study and learn the vocabularies of the 5th team. Let's start. Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuz 9. sınıf öğrencileri için. 5. üniteyi birlikte işleyeceğiz ve ismim Büşra Nacar. Umarım size faydalı bir video olur. Birlikte 1. slaytımızda başlayalım. Öncelikle konumuza başlamadan önce kelimeleri öğreneceğiz ve biliyorsunuz ki kelime bir dil öğrenmek ve anlamak için gerekli olan ögelerin başında geliyor. Ve bu kelimelerimiz ünitemizin konusu olan dış görünüşle alakalı daha çok. Başlayalım birinci kelimemizle. Blond ya da blondie, sarışın demek, sarı saçlı insanlar için kullanılan bir sıfat. She has blonde hair da diyebilirsiniz, yani onun sarı saçları var da diyebilirsiniz ya da direkt o sarışındır. She is a blondie diyebilirsiniz. İkisi de doğru bir kullanılır. Peki. Wavy, dalgalı. She has got ya da she has wavy hair. Onun dalgalı saçları var. Peki bu sefer de yaşla ilgili bir sıfatımız var. Orta yaşlı. She is neither young nor old. Neither nor yapımız var. Ne anlamında. O ne yaşlıdır ne de gençtir. Yani orta yaşlıdır. She is middle aged. Peki, well built, iyi yapılı. Yani çalışmış ve belli bir amaca göre vücudunu geliştirmiş insanlar için kullanılan sıfat. Curly, kıvırcık demek. Peki, fair, açık demek. Yani açık saç. Renk olarak of a light color, not dark, yani koyu olmayan açık renkler için kullanılan bir sıfat. Peki spiky ya da spikes, diken diken, yani dik dik saçları olan insanlar için kullanılır. They have spiky hair. Onların dikenli saçları var. Peki plump, plump da tombul anlamında, ne çok zayıf ne de aşırı şişman insanlar için kullanılır. Evet, straight kelimesini hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. İlk ünitemizde vardı, yer yön tarifi yaparken. Go straight ahead, yani dümdüz git. Yine she has straight hair, onun düz saçı var. Peki dyed ne demek? Boyalı demek. They have dyed hair. Onların boyalı saçı vardır. Medium build, orta yapılı. What does he look like? Evet. Burada bir soru var. Bir insanın dış görünüşünü sorarken kullandığımız kalıp. Yani onun dış görünüşü nasıldır? He is of medium build da diyebilirsiniz. Yani orta yapılı. Ne çok ağır ne de çok zayıf. Peki pretty, pleasing or attractive to the eye. Yani göze hoş ve çekici gelen, hoş anlamında. Pretty little girls, tatlı, hoş kızlar. Küçük kızlar. Peki bold, saçı olmayan kel insanlar için kullanılır. Yes. Burada şimdi kişileri tanımlayan cümlelerde resimdeki kişileri eşleştireceğiz. Açıklamalar var. Buradaki kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisiyle başlayalım. Who is this? Blah blah is slim and tall. Zayıf ve uzundur. She has got shoulder length wavy blonde hair. She is attractive. Evet, she dediğine göre erkekleri eliyoruz. Ethan, Jim and Bruce gitti. Zayıf ve uzun dediğine göre Emma da gitti. Peki bakalım, omuzlarının uzunluğunda dalgalı sarı saçları vardır. Hangisi? Tabii ki de Lydia. Cevabımız Lydia. Let's go on with the second question. Bubba is middle age. Orta yaşlıdır. He is well built. Evet, o da iyi yapılıdır diyor. O zaman erkeklerden bir tanesi olacak. He has got curly fair hair and a beard. Onun kıvırcık saçlı, açık saçları vardır ve sakalı vardır. Hangisinde sakal var zaten? Sadece Jim'de var. Peki. Blah blah is a teenager. He has got red spiky hair. Evet. Kırmızı dikenli saçları vardır. Dik saçları vardır. O zaman cevabımız ne olacak? Ethan. Let's go on.
Lovely is short and plump. Kısa ve tombuldur. She has got dark skin and short straight dyed hair. Kısa, boyalı, düz saçları vardır ve koyu tene sahiptir. Kısa ve tombuldur ve she diyor. Hangisi olacak? Bunun ikisi zayıf olduğuna göre cevap Emma. Bulabula is of medium build. Orta yapılıdır. She has got long face and a small nose. Uzun yüzü ve küçük burnu vardır. Ve hoştur. Ve orta yapılıdır. Kim kaldı zaten? Mia kaldı. Is old. He is bald. Keldir ve yaşlıdır. Hangisi? Tabii ki de he dediğine göre zaten bir tek Bruce kaldı. Cevabımız Bruce. Now, we'll describe your friends. What does he or she look like? Evet, bir kişinin dış görünüşünü sorarken kullandığımız soru kalıbıdır. Ve buradaki sıfatları kullanabilirsiniz. Bir bunları gözden geçirelim. Bunlar haricindeki sıfatları da kullanabilirsiniz. Blondie, sarışın, curly, kıvırcık, spiky, dik, saçlı, short, kısa, long, uzun, wavy, dalgalı, fair, açık, bold, kel, straight, düz, small, küçük, mustache, bıyık, handsome, yakışıklı, plump, tombul, dyed, boyalı, pretty, hoş, tatlı, well-built, iyi yapılı, red, kızıl ya da kırmızı, dark, koyu, medium-built, orta yapılı ve old da yaşlı. Ahmet is plump and handsome. Ahmet tombul ve yakışıklıdır. He has a mustache, yani bıyığı vardır. Now compare your friends. Şimdi arkadaşlarını kıyaslayacağız. Burada bir tane örneği sadece odaklanıp geçeceğiz. Daha önceki ünitelerde bunu komparatif yapısında görmüştük. İki şeyi karşılaştırırken kullandığımız yapıydı. Ve burada er ya da mor yapısı kullanıyorduk. Arada iki tane karşılaştırdığımız şeyin arasında ise den kullanıyorduk. Cavit is slimmer and shorter than Ali. Hangisi Cavit? Tabii ki de kısa ve daha zayıf olan. Yani şu an gösterdiğim. Okay. Mary is. Şimdi burada koyu renkli yazılmış olan kelimenin eş anlamlısını bulacağız. Zaten cümlede biz bunu anlayacağız ne anlama geldiğini. Mary is glad to meet Ruby Tress. She is her favorite actress. Mary, Ruby Tress'le tanışmaktan çok hoşnut, memnun. Onun en sevdiği oyuncudur. Peki bakalım glad kelimesine karşılık gelen hangisi? Pleased and happy. Mutlu ve memnun. Ya da displeased and sad. Yani hoşnut olmayan ve üzgün. Dis eki geldiği cümleye olumsuz, geldiği kelimeye olumsuzluk anlamı katar. O yüzden cevabımız A. Let's go on with the second question. Jason is the most talented tennis player. He has got 3 cups and 2 medals. Jason en yetenekli tenis oyuncusudur. Onun 3 kupası ve 2 tane madalyası vardır. Talented yetenekli demek ve cevabımız A. Skillful yani yetenekli anlamında. Yine an ekibi bir kelimeye geldiğinde olumsuzluk anlamı katar. Let's go on. Rosie is an elegant woman. She always looks so nice and wears trendy clothes. O çok şık bir kadındır. Her zaman hoş görünür ve son moda kıyafetler giyer. Yani elegant, şık demek. Buna karşılık gelen çirkin ve eski moda mı yoksa güzel ve son moda mı? Of course it is B. Beautiful and fashionable. Let's go on. Holly's hair is hanging loose about her shoulders. She hates tying it. Ne diyor? Holly'nin saçları omuzlarından sarkar. Yani açıktır. Bağlamaz anlamında. Onu bağlamaktan nefret eder. Hanging loose'a karşılık gelen yapı ne pek bakalım. Hair that is not tied back. Arkadan bağlanmayan saç. Oldu mu? Yes, of course. Ya da hair that is not tied, that is tied back. Yani arkadan bağlanan saç, o yüzden cevap B değil. A. Peki. Brenda doesn't eat anything. She is all skin and bone. Evet. Haftanın deyimi. All skin and bone demek çok zayıf. Aşırı derecede zayıf. Yani bizim
bir deri, bir kemik dediğimiz Türkçedeki tabirin karşılığı. It is end of the class. I hope we will see each other on the next video. Take care of yourself and goodbye.